Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Süper. Birkaç dakika şöyle görüntülü başlayacağım. Daha sonra görüntüyü kapatacağım. İnternette sorun olmasın diye açıkçası. Bazen İnternet sıkıntı çıkartabiliyor. Sunum geliyor mu şu an herkese? Sunumun görüntüsü. Tamam, sunum da görünüyor. Sunum dosyasını paylaşacağım. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı 43 slaytlık bir sunum. Bir başlangıç gibi düşünün bunu. Şöyle aralarda farklı kaynaklar da vereceğim. Benim farklı oluşturduğum eğitimler var. Onlar için ürettiğim ve paylaştığım sunumlar vardı. Onlara da aynı şekilde anlatacağım. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak sorularınızı bana chat ortamından aktarabilirsiniz. Hani konuyu direkt anlatırken de aktarabilirsiniz. Sonrasında da aynı şekilde. Endüstri 4 çok geniş başlık. Bunun sunumunu hazırlamak oldu diyebilirim. Çünkü anlatacak çok fazla şey var. Ama hani işleyebileceğimiz konular sınırlı. Sadece 1,5 saatimiz var. Şu an bu arada 30 kişi de artıyor. Başlangıçta bekledik. Katılımcı sayısı artacaktır. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Ben görüntüyü çekiyorum buradan. Tamam. Biraz daha yavaş konuşacağım. Ses problemi olursa en azından çok ciddi sıkıntı olmasın diye. Bu eğitimde genel olarak Endüstri 4.0 başlığı içerisinde bilinen bildiğimiz konseptleri inceleyeceğiz. Ama bazı bilinen yanlışları da inceleyeceğiz aynı zamanda. Hani çok fazla konuşulan şey var. Endüstri 4.0 nedir? 5 nedir, 6 nedir, 7 nedir, 8, 9, 10 diye gidiyor insanlar. Bunların ne olduğunu, dijital dönüşümün ne olduğunu vesaire inceleyeceğiz. Bunun alt başlıklarını inceleyeceğiz açıkçası. Ve hangi başlıkları, hangi teknolojileri, alt konseptleri olduğunu inceleyeceğiz. Bununla ilgili genel bir bilgi vereyim. Biz insansız fabrika çalışmaları üzerine yoğunlaşıyoruz genel olarak. Bu bizim ana odak noktamız diyebilirim. Yıllardır da üzerinde çalışıyoruz. Farklı parçalar üzerinde. Şu ana kadar milyonlarca satırlık bir alt çalışma oluşturuldu diyebilirim. Tamamen otonom çalışan bir altyapı üzerine gidiyoruz ve bunu bir platform üzerine, platforma dönüştürme şeklinde bir çalışmamız var. Burada da epey bir tecrübe edindik tabii. Bu bir insansız fabrika oluşturmaktan tutun, bir otonom araç üretmeye kadar ya da bu insansız fabrika altyapısında kullanılan bir robot çalışmasına kadar birçok şey olabilir. Bunların ara ara nasıl çalıştığını ve nelere ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu arada tekrar edeyim, eğer bir sıkıntı olursa bana chat ortamından haber verirseniz çok iyi olur. Tamam. Hızlı bir şekilde çok fazla reklama girmeden tek sayfada gösterebileceğim bir özet bu benim hakkımda. Bu kişisel olarak benim yaptığım çalışmalar yıllardır. Bir 15 yıldır falan sektörün içerisindeyim. Güvenlik, security tarafında ethical hacking diyebileceğiniz taraftan başladım ve yazılım tarafında şu an daha çok blockchain ve yapay zeka tarafında çalışmalar yapıyorum.
Burada şuralar zaten database tarafındaki teknolojiler kullanılan. O alanda kitap yazdım, eğitimler verdim ki şu an halen de eğitimler de veriyorum. Çünkü öğrendiğimiz şeyi, tecrübe ettiğimiz şeyi ben sektöre aktarmak için eğitimler kanalını kullanıyorum. Aynı şu an yaptığımız gibi mesela Endüstri 4.0 tarafında yaptığımız çalışmaları bu tür eğitimlerle paylaşıyoruz. Ama asıl işim aslında bunları geliştirmek. Yani eğitim sadece bir yan iş diyebilirim. Programlama dilleri tarafı, yazılım geliştirme tarafı vesaire. Odaklandığım alanlara geleyim özet olarak. Burada kafanızı karıştıracak olan şunlar vardır. Mesela otonom sistemlerle fabrikaları zaten tahmin edersiniz ama SaaS, PaaS, FaaS, RaaS ve diğerleri diyelim. Bunlar açıkçası temel olarak odaklandığım çalışma alanları. Bunları blockchain ve deep learning ve computer vision odağında ve sektörel olarak da otonom sistemlerle otonom fabrikalar başlığı altında biz geliştirmelerini yapıyoruz ve altyapılarını da kendim geliştiriyorum buralarda. Kullandığım teknolojiler de şunlar. Go, Rust, Python, C++ vesaire gibi. Bunların ne olduğunu daha sonra anlatacağım. Bunları da ben sunuma dahil ettim. Çünkü yazılımcı olmayan, daha doğrusu aslında orta ve ileri seviye yazılımlarla uğraşmayan kimsenin pek duyabileceği bir şey olmayabilir bunlar. O yüzden bir kulak aşinalı olsun diye bunları da ekledim. Ve ufaktan girişimciyiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar var. Deep Lab tarafı benim zaten özel olarak ilgilendiğim bir girişim alanı. İleri seviye yazılım ve Ar-Ge çalışmaları yapılıyor burada. Diğeri de Boranka, Dark Factory vesaire gibi çalışmalar. Aynı zamanda blok zinciri. Benim burada ana odağım Dark Factory olacak. Dark Factory burada da küçük açıklamada söylediğim gibi cloud based smart factory platform. Aslında adından da anlaşılacağı gibi akıllı fabrika altyapısını cloud tarafında nasıl çalıştırırız? Bunu genel bir hizmet olarak nasıl oluştururuz. Onun mimarisini oluşturmaya çalışıyoruz burada. Ve buna da genel olarak Factory as a Services diyebiliriz. Ya da Manufacturing as a Services diyebiliriz. Bu aynı duymuşsunuzdur. Mesela Software as a Services, SaaS platformları gibi bunun bir Factory as a Services olduğunu düşünebilirsiniz. Bir fabrikanın tamamen servis mimarisiyle hizmet verdiğini. Tabii ki fiziksel ortamda bir karşılığı var bunun. Fiziksel tarafta çalıştırdığı bir robotik ya da IOT'lardan ya da makinelerden oluşan bir mimari var. Ama bütün altyapı cloud based çalışıyor. Öyle bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Ve sizin işinize yarayacak birkaç çalışmayı açıkçası bu sunuma eklemek istedim. Bu bir iki hafta içerisinde açılacak olan çalışmalardan bir tanesi. Deep Lab University. Deep Lab University adında bir masterclass online eğitim platformu oluşturduk. Bu bir akademi gibi değil. Canlı yayın sistemleri üzerinde, canlı yayın modeli üzerinde bir eğitim veren platform ve tamamen bağımsız eğitmenlerden oluşuyor. Bu eğitmenleri piyasadan açıkçası gerçekten tanıdığımız kişiler, yani işini bildiğimiz, o alandaki tecrübesini bildiğimiz kişiler den oluşan bir ekip oluşturuyoruz ve bu ekip sürekli gelişiyor. Mentörlerin çoğunun kendi alanında girişimleri var. Hani bizim de girişimimiz var mesela ama mentörlerin de girişimleri var. Herkes kendi işini yapıyor. Zaten amaç burada o tecrübeli olan kişileri, sektörde tecrübesi olan kişileri bu bilgilerini paylaşabilecekleri gerçek bir eğitim platformu oluşturabilmek. Ve bu da tahmin edersiniz şu an yaptığımız gibi bir canlı yayın platformu gibi olabilir. Bu şekilde bir online çalışma modeli, masterclass model diyebiliriz. Bunu takip edebilirsiniz. Sadece bir mail adresinizi yazmanız yeterli. Sonra açılınca size bilgi olarak dönecektir bu bilgiler. Bir diğeri de Endüstri Joe çalışmamız. Bu da yeni nesil bir endüstri topluluk organizasyonu diyebilirim. Bu yıl sonuna doğru daha çok açılacak, online olarak açılacak ve seneye de fiziksel olarak çalışmaları yapılacak bir model. Ama açıklamada da gördüğünüz gibi topluluk, organizasyon, etkinlik, eğitim ve bilgi paylaşımı gibi temel sorunlar var endüstri tarafında
gerçekleşen, ortada olan bazı sorunlar var. Bu sorunları çözmek için açıkçası bir yazılım girişimcisi, internet girişimcisi mantığında bir organizasyon modeli oluşturuyoruz. Ve bu model üzerinden biz topluluk yönetimlerini, konferansları, etkinlikleri, eğitimleri falan yapacağız diyebilirim. Daha hızlı çalışan bir model olacak. Bunları neden yaptığımızı da zamanı gelince anlatırım ben size. Hani boşuna Deep Lab University ya da Endüstri Joe çalışmaları yapmıyoruz. Bunların hepsi bazı sorunları çözmek için. Sektörde sorunları çözmek için oluşturduğumuz fikirler. Ve onları anlatacağım. Öncelikle Endüstri 4 nedir'den önce ne değildir? En çok karşılaşılan sorunlardan bazılarını ekledim ben buraya. Hani yıllardır karşılaşıyoruz, danışmanlıklar veriyorum, Endüstri 4 tarafında eğitimler, projeler geliştiriyoruz vesaire. Açıkçası çok biliniyor ama hiç bilinmiyor gibi bir durum var. Endüstri 4 temel olarak bir donanım ya da yazılım çözümünü satın almak değildir. Bu en çok yapılan hata. Hani şu hizmeti aldığımda ben Endüstri 4.0 tarafında hazır olacağım diye düşünüyor genelde girişimler, firmalar ya da yöneticiler. Böyle bir şey yok maalesef. Çünkü bu bir konsept, bu bir yazılım çözümü değil, bir donanım paketi değil. Ve her şeyi bir anda değiştirecek sihirli bir değnek gibi görüyorlar bunu. Hani tabii şunu şöyle isteyebilirsiniz, muhtemelen sizde de bu düşünce vardır. Herkeste olduğu gibi. Mesela bir fabrikam var, bir altyapım var. Ben bunu gerçekten hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyorum. Yani bunu da mesela bir kişiye sorayım. Bir kişi bana desin ki şöyle bir paketimiz var. Bu paketi uyguladığın zaman ya da mesela bu donanım paketini aldığında bu işte Endüstri 4.0'a geçmiş olacaksın falan. Ama böyle bir şey de değil maalesef. O yüzden sihirli bir değnek değil. Bu ciddi bir süreç ve kendi kendine bir yol haritası oluşturarak uygulamak değil. Bunun sebeplerini anlatacağım. Özellikle ekip işidir diye belirttim. Kendi kendine kastımız aslında tabii ki bunu mesela belli alanlarda uzmansanız endüstri tarafında kendini geliştiren kişiler var. Bunun ne okuduğu, ne uzman olduğu da önemli değil aslında. Kendini geliştirmesi önemli. Ama şundan dolayı kendi kendine oluşturulması gerekiyor. Çünkü sizde zaten bu planı oluşturabilecek bakış açısı varken siz yapacağınızı yaptınız. Açıkçası size yeni bir bakış açısı gerektiği için zaten ekip iştir ve dışarıdan destek almanız gerekiyor diyoruz açıkçası. Bunu usta körlüğü gibi düşünebilirsiniz. Mesela kendi alanınızdaki işi çok iyi biliyor olabilirsiniz. Bunu yapay zekada özellikle belirtiyorum. Yapay zeka eğitimlerinde. Orada farklı bir konu ama mesela usta körlüğünde bir konuyu çok iyi biliyorsunuzdur aslında ama çok iyi biliyor olmak aslında size dezavantaj getirir. Çünkü artık detayları göremez hale gelirsiniz ve yeni fikirler, yeni yöntemler oluşturamaz hale gelirsiniz. Bu ciddi bir problemdir. Endüstri 4'te de böyle. Yani sizin için bir üretim bandının doğru olduğu yöntem, doğru olduğu tarz, diyelim ki X yöntemi ise siz zaten bunu yıllar içerisinde bulmuşsunuzdur kendi düşünce ve tecrübelerinizle ve test edip bu şekilde devam edersiniz. Ama farklı bir fikirde, farklı bakış açısına sahip kişiler onun daha farklı detaylarını görebilirler. O yüzden dışarıdan bir göz gerekiyor size destek olacak. Ve bu süreç öğrenmeden çıkılabilecek bir yol değil. Ve Endüstri 4.0 da bir kitapla öğrenilebilecek bir şey değil. Ciddi bir bilgi birikimi ve araştırma gerekiyor. Bu tabii internette çok fazla kaynak var. Farklı farklı firmalar bunların çözümlerini üretiyor. Bizim ürettiğimiz çözümle A, B, C diğer firmaların ürettiği çözümler birbirine konsept olarak benzer olsa da mesela altyapı olarak tamamen farklı olabilir. Ve bu böyle açıkçası bizim de araştırmalarımızda. O yüzden tek bir yol yok. Ciddi bir öğrenme süreci. Plansız uygulanabilecek bir yol değil maalesef. Bunu açıkçası ben son 2 yıl Amerika'daydım. Bu
çalışmalardan sonra, hani Türkiye'ye döndükten sonra bir Endüstri 4.0 ve otonom fabrika çalışmalarını duyurmak istediğimde, hani baktım açıkçası benim bağlantı kurduğum kaynaklarımdaki yıllardır eğitimler, proje danışmanlıklar falan yapıyorum. Oralarda hani Endüstri 4.0 Türkiye'de çok fazla kullanılıyor hocam dediler. Ben dedim ki ben otonom fabrika yapacağım mesela. Yani otonom fabrika çalışmalarından bahsediyorum. Halbuki bunun karşılığı yok. Endüstri 4.0 dediğimizde sadece dijital bir dönüşüm. Mesela e-imzayı duydum en son. Ondan sonra araştırmaları bıraktım açıkçası. Yani e-fatura, e-imzaya geçmek Endüstri 4.0 değil. Bu zaten sizin yapmış olmanız gereken bir şeydi. Yani her firmanın zaten yapmış olması gereken, devletin bile zorladığı bir şey artık. Bu bir seçenek ya da dönüşüm süreci değil. O çok ilkel süreç gibi. Mesela ERP'im yok. ERP'yi aldım. ERP yazılımı aldım. CRM yazılımı aldım. Ben Endüstri 4.0'a dönüşüyorum. Bu değil. Bu zaten iş yerinde elektrik sayacı olması gibi bir şey. Basit bir şey. Bunlar değil. Bunlara geleceğim detaylı bir şekilde. Nitelikli personel olmadan, yani bu plansız kısmı çok önemli. Onu bir kere daha vurgulayayım. Plansız uygulanan yöntemler size mali olarak zarar, yani maddi zarar, zaman kaybı ve başarısızlık olarak geri dönecektir. Bu garanti. Plan çok önemli burada. Ve nitelikli personel olmadan, onları öncelik görmeden yola çıkmak. Bu en çok karşılaşılan problem. Mesela sadece tek bir danışmanla, ki genellikle görüyorum danışmanı da yanlış seçebiliyorlar. Mesela bu şöyle diyeyim. Bu işin içinden gelinmesi gereken bir süreç. Mesela herhangi bir şeyi üreten bir fabrikayla onun teorisini üretenleri düşünün. Mesela size yardımcı olacak kişiler teorisini üretenler değil, onlar ikinci planda olmalıdır. Ama işin içinde onu bizzat üreten, o fabrika ortamında bulunan kişi ya da gruplar size destek olabilir. Bu Türkiye'de özellikle sektörde çok karşılaşılan bir problem. Teoriden danışmanlık alabileceğini düşünmek. Bu halen daha devam ediyor. Detaylarına girmeyeceğim onun ama özellikle o işi yapan kişilerden destek almanızı tavsiye ederim. Ve nitelikli personel konusu, bu diğer karşılaşılan genel problem. Hani yönetici, diyelim ki yönetici karar veriyor. Diyor ki böyle bir dönüşüme gireceğiz. Şu kadar bütçemiz var, tamam paramız da var. Ama çalışanın haberi yok mesela. Ya da çalışanın bilgi seviyesi yeterli değil. Ya da onları daha önceden planlamamış. Vesaire vesaire. Bunların detaylarına da gireriz. Genel olarak ne değildir kısmı böyle. Endüstri 5. Evet. Girişte söylemiştim. 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor böyle. 10, 15. Belki seneye 20'yi görebiliriz. Endüstri 20 falan. Açıkçası ben şu slide'ı hiç anlatmadım. Yani zaten bunu anlatmaya kalmadı herhalde. Herhangi bir makalede, herhangi bir videoda burayı görebilirsiniz. Endüstri 1 nedir, 2 nedir, 3 nedir vesaire. Ben 4 ve 4'ten sonrası ile ilgileniyorum. Öncesi ile ilgilenmiyorum açıkçası. Anlatmayacağım onları. Endüstri 4 tarafından şöyle, 2011 yılında ben özet olarak şöyle söyleyeyim. Almanya'da bu ortaya atılan bir şey. Ve sonrasında da bir kere bunun temel mantığını doğru anlamak gerekiyor. Mesela dijital iletişim yolları, haberleşen ve robot yapan robotlar falan gibi şeyler söyleniyor mesela şurada. Şimdi şöyle düşünelim. Bu aslında bir sorunun çözümü olarak ortaya atılmış bir şey. Birçoğunuzun bilip tahmin edeceği gibi dünyada üretim maliyetleri çok fazla. Mesela Almanya'da, Amerika'da, yani orada hayat standartları yükseldiği için orada bir normal bir standart bir insanı diyelim sıradan bir işte üretim tarafında çalıştırmak kolay değil. Çünkü toplum zaman içerisinde şu bu döviz, yani para biriminin değeri vesaire birçok sebepten dolayı onun
yaşam standardı yükseliyor ve artık 2000 dolara, 3000 dolara belli işlerde çalıştıramıyor hale geliyorsun. Ama Çin'den, Orta Asya'dan ve farklı birçok ülkeden bu sürece dahil olan ve günde 1 dolara çalışan insanlar var. Gerçekten 15-18 saat 1 dolara çalışıyor bunlar. Çalışabiliyor. Ve doğal olarak da yıllar içerisinde üretimler oraya kaydı. Almanya dahil, Avrupa'nın tamamı dahil, Amerika dahil vesaire. Oradan üretimi kullanıyordu, oradaki üretimi falan. Çünkü çok ucuzdu. Ama bunun teknoloji tarafından bu süreci geriye döndürmek için de Endüstri 4.0 gibi bir konsept ortaya atıldı. Burada da robotlar, yapay zeka, teknoloji vesaire kullanarak o insanın karşılaştığı maddi sıkıntı, yani maddi tarafta karşılaştığı problem, hani insan bulamama, çalıştıracak insan bulamama problemini robotla çözmek, yapay zeka çözmek. Bu çünkü elimizde olan bir teknoloji. O zaman da vardı 2011'de de ve yapılabilirdi. Bugün de var, yapılabiliyor. O yüzden de Endüstri 4 diye bir konsept ortaya atıldı. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Sonrasında Amerika, tabii ki Endüstri 4, bu Almanya'nın patentli bir markası gibi düşünebilirsiniz, bir ismi. Bunun Amerika tabii ki aynısını kullanmaz. Amerika süper güç. Onlar böyle şeyler yapmaz. Onlar da değiştirdiler ismini. Digital Transformation dediler. Biz de doğrudan Amerika'nın Türkçe versiyonunu aldık, dijital dönüşüm diye. Genel olarak böyle. Bunların her biri birbiriyle aynı şeyler. Tamamen aynı. Sadece farklı isimlendirilmiş. Detaylarını da söyleyeceğim daha sonra. Peki Endüstri 5 nedir? Şimdi Endüstri 5'te Japonya'nın siz 4 yapıyorsanız ben 5 yaparım bakış açısı. Açıkçası. Şu ana kadar bununla ilgili yıllardır birçok şey duyuyorum. Endüstri 5 vesaire ile ilgili. Akıllı toplum felsefesi. Geleceğin meslekleri, robotlar ve insanlar. Ben özet olarak söylüyorum. Birçok akademisyenden de duydum. Endüstri 5 yaklaşımları vesaire. Böyle bir şey yok bence. Endüstri 5 diye bir şey yok. İnsanlar tam olarak ne dediğini bilmiyor. Toplum 5.0 mesela Japonya'nın ortaya attığı bir şeydi. Bu farklı bir bakış açısı. Biraz toplumla alakalı. Ama aslında Endüstri 4 zaten tamamlanmamış bir süreç. Ve tamamlanması için otonom fabrikaların devreye girip robotik, yapay zeka vesaire bütün size anlatacağım teknolojilerin bir üretimle insansız olarak çalışabilmesini sağlayabileceği bir genel bir yaşam tarzına dönmesi gerekiyor. Bunu Almanya'nın oluşturduğu Endüstri 4.0 olarak düşünmeyin. Açıkçası hiç umurumda bile değil. Bunun nasıl bir konseptle ortaya çıkarıldığıyla ilgilenmiyorum ben. Buna dijital dönüşüm diyebilirsiniz, herhangi bir şey diyebilirsiniz. Ama robotlar, yapay zeka, yazılım vesaire bu tür otonomlaştırma süreçlerinin üretimde uygulanmasına biz henüz ulaşamadık. Buna ulaşmak için çalışıyoruz. 2011'den beri çok fazla bir şey yapıldığını düşünmeyin. Almanya burada pek bir şey yapmadı açıkçası. Bunları da anlatacağım. Sadece bir konsept ortaya attım. Çünkü onlar donanım üreticisi. İşin gerçeği bu. Dünyada da, ülkemizde de biliyorsunuz farklı markalar. Bunlar kendi alanlarında çok iyi ama bu Endüstri 4 tarafında çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. İnsansız fabrikayı çok iyi yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Endüstri 5 insanlara çip takılması olabilir mi? Çin'de insanlara çip takılmaya başlamış. Bu aşağı yukarı 15 yıldır üzerinde araştırma yaptığım bir şey. Çip takılması yeni bir şey değil. Günümüzde televizyonda, YouTube'da çok fazla içerik görmüş olabilirsiniz ama aslında 15 yıl önce ben bunları araştırıyordum. Hani ilgi alanıma girdiği için. RFID, human chip vesaire gibi. Bunlar yıllardır planlanan şeyler. Ben o kısma girmiyorum şimdi. Orası ayrı derin bir konu. Endüstri 5, ben kendi görüşümü söylüyorum. Endüstri 5 bu çalışmalar içerisinde yeri olmayan bir alan. Ve daha da fazlası var. Mesela devam edelim. Yani mesela robotik vesaire gibi çalışmalar varsa
Endüstri 4 içerisinde, 5 içerisinde de bir saniye şu an. Bir ses problemi vardı, onu hallettim. Endüstri 5 tarafında da mesela sizi herhangi bir bu konuda uzman olan birine sorduğunuzda Endüstri 5 tarafında da robotlar olduğunu söyler, yapay zeka olduğunu söyler. İşte Endüstri 4 tarafında robotların tamamen yapay zekanın yönettiğini ama Endüstri 5'te robotlarla insanların birlikte çalıştığı gibi ilginç şeyler söylerler size. Halbuki zaten otonomluk daha sonraki süreç değil midir? Mesela bazı çözülemeyen ya da insan emeği gereken süreçlerde robotlarla, kolaboratif robotlarla birlikte çalışabileceğimiz zaten robotlar yıllardır geliştiriliyor. Endüstri 5 değildi ki bu mesela. Bu konuya daha fazla zaman ayırmak istemiyorum açıkçası. Bence tamamen bir herhangi bir şeyin versiyon atlama motivasyonuyla alakalı bir şey. Siz 4 yaptıysanız ben 5 yaparım durumu. Ve daha da fazlası var. Endüstri 7.0 falan. Yani bunlar gittikçe gidiyor. Geçenlerde duymuştum. Siz 4, Almanya 4 yaparsa, Japonya 5 yaparsa, Amerika 6 yaparsa biz 7'sini yaparız falan diye. O yüzden bunları geçiyorum. Bunlara takılmayın. Biz sadece otonom çalışmalara odaklanalım. Bir soru geldi. DeepLab University ve Endüstri Joe ile alakalı. DeepLab University tamamen sektörden uzmanların, bu siz de olabilirsiniz, herhangi başka bir uzman da olabilir. Onların bilgilerini aslında tek bir ortamda canlı yayın platformunda toplayarak sektörden diğer profesyonellere ulaşmalarını sağlamak. Biz burada sadece altyapı geliştiriyoruz. Bu kişiler bizim çalışanlarımız değil. Biz onlara ulaşıyoruz, onlara altyapı sağlıyoruz, onlar takvimlerini oluşturup bu canlı yayınları, eğitimlerini, bilgilerini aktarmak için kullanıyorlar. Endüstri Joe tarafı daha ülke çapında bir organizasyon modeli aslında. Bu bir internet girişimcisi mantığında oluşturulmuş bir organizasyon modeli. Link var, sunumda da olacak. Daha sonradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da ayrıca link verebilirim. Sunumda da var bu arada. Sunumu paylaştığımda oradan da alabilirsiniz. Şimdi Endüstri 7.0 en son buradaydık. Bilmiyorum, belki haftaya 8.0 falan gidebilir. Bu çalışmalar böyle devam ediyor ama biz otonomlaşmaya odaklanalım. Yani endüstrinin versiyonlarına odaklanmayalım açıkçası. Neler yapabiliriz ona bakalım. Burada da yine konsept olarak 4.0'a devam edebiliriz. Bunu bir farklı isimlendirme de yapabiliriz mesela. Ben Endüstri 4.0 demek yerine aslında karanlık fabrika diyorum. Mesela girişimimizin adı da Dark Factory zaten. Ya da mesela akıllı fabrika diyebilirsiniz. Akıllı üretim vesaire, otonom fabrika. Bunlar genel isimler. Versiyonlara takılmıyor. Hiçbir ülkenin ambargosu altında değil vesaire. Dijital dönüşümde, yani Türkiye'de biraz marka değeri düşürülmüş olsa da birçok konuda olduğu gibi maalesef, aslında genel olarak bunların hepsi aynı. Endüstri 4.0 mesela I-40 da denebiliyor kısa isim olarak. Bunların hepsi aynı olduğu için özellikle buraya yazdım. Akıllı üretim, smart manufacturing, akıllı fabrika, smart factory vesaire gibi. Bunların hangisini duyarsanız aslında teknik olarak aynı şeyden bahsediyoruz demektir. Geçiyorum. Biraz istatistik. Çok istatistik paylaşmayı sevmem. Tek sayfa bu sadece. 2030 yılına kadar dünya ekonomisi 20 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. 4 trilyon dolara sanayiden. Bunlar yaklaşık değerler tabii ki. Dünyada yapay zeka alanında en çok patent, tahmin edersiniz, Çin ve ABD'de. Birkaç yıl öncesine kadar ABD'ydi önde olan, sonradan Çin bunu devraldı vesaire. Biz bunların çalışmalarını takip ediyoruz yakından. Baidu vesaire gibi. Yapay zeka tarafında da çalışmalar yaptığımız için ciddi oranda onları yakından takip ediyoruz. Dünyada robotların %70'i sadece 5 ülkede kullanılıyor. Bunlar gene tahmin edersiniz ABD, Almanya,
Çin, Kore, Japonya gibi. 2915 değil o, 2015 olacak. 2015-19 arasında ABD'de kullanımı %55 artarken işsizlik oranı %42 düşüyor. Bu aslında üzerine belki bir gün konuşabileceğimiz bir alan. Mesela teknolojiyle birlikte, robotların kullanımıyla birlikte işsizlik oranı artacak ve işsiz kalacağız vesaire. Devlet bundan korkuyor, insanlar korkuyor filan. Halbuki insan mantığına ve yaşamına ters bir durum. Yani binlerce yıldır kim açlıktan öldü bu işsizlikten dolayı mesela, bilemiyorum. Hani kendi kendimize oluşturduğumuz krizler haricinde herhalde bunu görmemişizdir. Çünkü bu bir süreç. Mesela ben basit bir örnek vereyim. Fotoğraf makinesi çıktığında ressamlar işsiz kalacağız diye bazıları intihar etmeye başlamış. Bunların ne kadar haksız olduğunu herhalde konuşmaya gerek yok. Çünkü o zaman ressamlık aslında inşaatın çizimleri de ressamlar yapıyor. Sizin fotoğraf çektiğimiz aile fotoğrafı tablosunu da ressamlar çiziyor. Herhangi bir şeyi ressamlar çiziyor. Fotoğraf makinesiyle biz aç kalacağız diye intihar ediyorlar. Ya da çok klişe ve bilinen bir örnek mesela asansör çalışanı mesela. Siz asansöre biniyorsunuz, işte orada bir çalışan var ki belki lüks ortamlarda halen daha vardır. Birisi sizin için asansörde düğmeye basıyor. Yani şimdi bunlar tabii ki farklı sebeplerle oluşturulmuş çözümler ama nihayetinde kimse işsiz kalmadı. O asansörde çalışan kişi robotik bir iş yapıyordu mesela. Ona saygısızlıktı aslında onun o işi yapması. O yüzden oradan kurtarıldı diyelim. Ya da mesela atlar yerine otomobillerin gelmesi. Atlara kötülük yapıyordunuz. Şimdi de diyelim mesela insansız otonom araçlar tarafında ki ben 2015-16 tarafında ki halen de insansız otonom otomobiller ve mini robotik çalışmalar ve büyük bildiğimiz Tesla boyutunda çalışmalar üzerine de ilgileniyorum yıllardır. Hatta Türkiye'nin ilk insansız otomobil geliştirme seminerini de ben verdim 8 saat boyunca bir üniversitede birkaç yıl önce. Orada mesela şimdi taksi tarafını düşünün. Yani mesela taksiciler işsiz kalacak diyebilirsiniz ama taksici misiniz mesela? Ya da taksici bir yakınınız var mı? Onun sıkıntısını biliyor musunuz? Yani 15-20 saat boyunca İstanbul trafiğinde direksiyon sallamak gibi robotik bir işi ona yaptırmayı göze alıyorsanız açıkçası bu farklı. Onu işsiz kalmış gibi düşünebilirsiniz ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Bence onlar o işlerden kurtarılıyor. Daha olması gereken ve daha yaratıcı, daha yenilikçi, daha mutlu olabilecekleri işlere yönlendiriliyorlar. Çünkü bunlar robotların yapması gereken işler. Velhasıl teknoloji insanları işsiz bırakmayacak, onları daha kalifiye ve insani alanlara yönlendirecek. 2000 şirket ile yapılan araştırmaya göre Almanlar endüstride önde değil. Şaşırmıyorum. Açıkçası benim için gayet normal bir şey. Detaylarına girmeyeceğim. Almanya Ar-Ge harcamalarında sadece %15'ini endüstri 4.0 ayırıyor ve Amerika ise %29'unu vesaire. Böyle aynı araştırma içerisinde gene bu katılanlardan %80'inin dünyadaki ve kendi iş modellerine değişeceğine inanması. ABD'li şirketlerin %92'si yeni rakipler beklerken Alman olacak. Alman şirketlerde bu oran %46. Yani siz bekleseniz de beklemeseniz de biliyorsunuz ki aslında size yeni rakipler gelecek. Çünkü yaptığınız işin çok daha teknolojik, çok daha girişimci, çok daha yazılımla, yapay zekayla, robotikle yapılan versiyonları piyasada var. Ve onlar da bu şekilde size rakip olmaya devam edecek. Siz belki 20 yıldır diyelim ki 500 çalışanla bu işi yapıyorsunuz. Bir de bu şekilde bir övme vardır mesela çalışan sayısıyla. Halbuki normalde Endüstri 4 mantığında bakılması gereken şey daha az çalışan ile aynı performansı göstermektir. Mesela 500 çalışanla X birim üretim yapıyorsanız ben bunu
10 çalışanla yapabiliyorsam bir şekilde herhangi bir işten bahsediyorum. Ben daha performanslıyım. Ben daha güçlüyüm aslında. Mesela 5-3 çalışanlı birinin derdi çok fazladır. Ve çözmesi gereken sorun çok fazladır. Ama benim öyle bir sorunum yok. Ben çok daha güçlü, çekirdek bir kor yapısıyla bu rekabeti yürütebilirim. İstatistikler bu kadar. Şimdi konularımıza dönelim. Burada. Endüstri 4.0'ın temel alt teknolojilerine bakalım. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Buraya kadar. Şöyle birkaç mesaj var. Bakıyorum. Ses geliyor. O arada gelmedi. Ben konuşmadım. Şu an ses geliyor sanırım. O bölüm sonra bir soru için bekledim biraz. Şu an siz çok yoğun ard arda ses kesiliyor diyor. Tamam. O ses kesilme değil. Tamam. Şimdi konumuza dönüyorum. Şöyle bir mesaj var. Önümüzdeki yıllarda 2020'de dünya baş başa geçiyoruz. Ben bir personel ve okul servisleri yapan esnafım. Biz servisler nasıl etkileneceğiz? Evet, ben bunu açıkçası yıllar önce 2015 gibi ASELSAN'a eğitim vermek için Ankara'daydım. Orada bir taksici bazı arkadaşlarla konuşma fırsatımız oldu. Onlara anlatmıştım. Bu yapacağınız, bakın 2015'ten bahsediyorum. Benim blogumda makalelerimi inceleyin. O zamanlarda yazdığım bazı makaleler var. İnsansız teknolojiler üzerine. İnsansız otomobiller üzerine özellikle. 100 yıl önce hatta Edison'un oluşturduğu kendi elektrikli otomobil vesaire onunla çekilmiş fotoğrafıyla bir iki makalelik bir seri var orada. O zaman da söylemiştim. Robot taksiler geliyor ve üzerinde çalışılıyor. Çünkü çok yakından takip ediyorum bunları. Şu an geldiler zaten. Şu an şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şekilde çok çekirdek sağlam bir ekiple 6 ay içerisinde insansız otomobil üretebiliriz. Rahatlıkla. Ben bunu size söyleyebilirim. Ve bunu gerçekten piyasada rakip olabilecek bir güçte bahsediyorum. Hani o konsorsiyumlar kurulması şu bu vesaire ben bunu hani bir firmanın adı olması o işi yapmana gelmiyor. Bunun binlerce örneğini gördüm. Mesele o değil. Burada bu teknolojiler yapılabilir. Ben bunların eğitimlerini bile veririm rahatlıkla. Yani artık o kadar kolaylaştı çünkü. Tamam yani artık çocuk oyuncağı diyebileceğimiz seviyede değil ama bu altyapılar vesaire standartlaştı çünkü yıllar önce. Velhasıl bu 2015 tarafında bu taksici arkadaşlara da söylemiştim. Dedim yani kusura bakma ama işsiz kalınacak. Bunları siz yapmayacaksınız artık. Ve şu an görüyorsunuz mesela Uber birkaç yıldır üzerinde çalışmaya çalışıyor diyelim. Tesla bunların en güçlerinden bir tanesi. Tesla robotaksi planını ortaya attı. Mesela ben bunu 5 yıl önce o makalede okuyunca göreceksiniz. Orada mesela sizin atıl olarak diyelim ki işe gittiniz. 9-5 çalışıyorsunuz. Ve 9-5 arasında aracınız kapıda yatacak mesela. Hiçbir şey yapmayacak. Bu aradaki süreyi size para kazanması için kullandırma planı. Mesela bunu o makalede yazmıştım 5 yıl önce. Tesla daha geçen yıl açıkladı böyle bir çalışma yapacaklarını. Bu çünkü olması gereken mantıklı bir şey. Mesela iki tane aracınız var diyelim. Bir tanesi evde yatacak.
herhangi bir iş için kullanıyorsunuz. Öbürüyle de işe gidip geleceksiniz. İşe gittiğinizde 9-5 arasında araç boşta. Onu kullandırabilirsiniz. Bir network'e bağlayarak, bir otonom altyapıya bağlayarak onun sizin için çalışıp, insansız bir şekilde çalışıp size para kazandırmasını sağlayabilirsiniz ek gelir olarak. Ya da evde duran ikinci aracın siz isteyene kadar, tersini isteyene kadar para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yine bu tür otonom ağlar başlığında anlatmıştım ben bunu o makalelerde. İncelebilirsiniz. Şu an seste sorun dalı geliyor. Yoktur. Anlattıklarım. Şu an ne yapabilirim bilmiyorum ama belki internet yok, çok nadir oluyor. Peki, ben devam ediyorum. Umarım ciddi bir sorun değildir. Ama arada olabilir. Açıkçası Türkiye'deyiz. Wi-Fi mükemmel değil. O yüzden Wi-Fi kullanmıyorum. Telefondan bağlanıyorum diyeyim. Yani Wi-Fi olsa şu an hiç anlamazdınız diyeyim. Tamam, devam ediyorum. Yani şu an yapabileceğim bir şey yok. İnternetle alakalı bir şey. Endüstri 4.6 teknolojilerinde yapay zeka, robotik, blockchain ve IoT dediğimiz başlıklar var. Yapay zekaya artık söylememe gerek var mı bilmiyorum ama çok şöyle diyeyim. Bununla ilgili aşağı yukarı birkaç yıldır eğitim veriyorum, proje geliştiriyorum. Yapay zeka, machine learning, deep learning ve computer vision tarafında. Özellikle deep learning'de computer vision odaklı çalışmalar yapıyoruz biz. Bunlar daha core çalışmalar. Ve bununla ilgili bir tane sunum paylaşmıştım. Benim blogumda. Şurada link var. Sunum ve sunumu bir de makale olarak da ekledim. O makale içerisinde sunumun orijinali var. İkisini de inceleyebilirsiniz. Buna ayrı olarak giremeyeceğim. Çok uzun bir konu. Yapay zeka. Ama orada hani hiç bilmiyorsanız bir fikir sahibi olayım diyorsanız çok derinlemesine örneklerle anlayabileceğiniz birçok şey var. Algoritmalarına kadar girdiğimiz uzun bir makale var. Sunum. Onu inceleyebilirsiniz. Blockchain tarafında da ben size özet olarak anlatacağım ama blockchain için de İstanbul Teknopark'ta verdiğim bir eğitimin sunumunu paylaşmıştım. Orada bazı arkadaşlara eğitimler vermiştik. Ve o blockchain sunumunu da şuradan görebilirsiniz. Blockchain uygulamaları ve eğitimleri de veriyorum. Onu da incelemenizi tavsiye ederim mutlaka. Şöyle diyeyim ben size. Mesela onlarca yıldır robotik var. Ben size kolaboratif robotları yeniymiş gibi anlatmayacağım açıkçası. Hani ben doğmadan önce de vardı. Kolaboratif robotlar endüstriyel tarafta kullanılan. Bunu zaten biliyorsunuz. Artık herkes biliyor ama mesela IoT da çok yeni bir şey değil. Ama kesin olarak söyleyebilirim. Yapay zeka ile blockchain sektörde göreceğiniz ve derinlemesine kullanmak zorunda olacağınız bir iki tane konsept. Yapay zeka ve blockchain. Blockchain Türkiye'de çok fazla teknik olarak kullanılmıyor. Ama yapay zeka kadar önemli bir şey açıkçası. Ve bunları kullanacaksınız mutlaka. Ve Endüstri 4'ün alt teknolojilerinden 4 tane temelde olduğunu söylemiştim. Bu benim bakış açım. Yapay zeka, robotik, blockchain, Internet of Things çalışmaları. Bunların alt başlıklarını mesela robotik tarafta endüstriyel robotiği söyledik. Otonom mobil robotik, AMR deniyor. Autonom Mobile Robotics şeklinde. Blockchain tarafı derin. Orada da ikiye ayırıyoruz. Bu ikiye ayırmayı blockchain geliştiricileri bile çok bilmiyor. Açıkçası New York'ta bile işi blockchain olanlarla konuşmuştum. Bunu protokol seviyesini bir türlü anlamadı mesela. Application level bir de protocol level diye ikiye ayrılır. Protocol level dediğimiz aslında işin çekirdek algoritma, altyapılarını geliştirmektir bir mimarinin. Uygulama tarafı da o protokolün üzerinde geliştirmiş protokolün, blockchain protokolünün üzerinde çalışan uygulamalardır. Teorik olarak öyle söyleyebilirim. Internet of Things tarafında IoT'u biliyorsunuz zaten. Diğeri de IIoT şeklinde de bu endüstriyel tarafı. Biraz daha farklı konseptle çalışan, farklı tekniklerle çalışan IoT cihazlarından bahsediyoruz.
Şurada chat'e bakıyorum şimdi. Konudan ve sorulanlardan çok kendinizi anlatıyorsunuz. Kendimi anlatmıyorum çünkü kendim bu işi yapıyorum sürekli. Mesela blockchain geliştirme yapıyorum. Onu kendimde örnek vermeden anlatamam. Çünkü anlatan benim. Başkasının bilgisini aktarmıyorum. Kendi tecrübemi anlatıyorum burada. Biraz gecikmeli soracağım ama Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmak isteyen bir firma Endüstri 3 seviyesinde anlaşamamış diyelim. Sizce önce Endüstri... Evet, bununla ilgili bir ben anlatayım. Aslında sonlara doğru soruları alayım. Çünkü anlatacak çok fazla şey var. Sonrasında bunları alayım. Belki de kendiniz bu süreci yönetebilirsiniz. Endüstri 4'ün daha da alt başlıklarında Cloud Computing, yapay zeka, mesela ML, DL, Computer Vision gibi. Robotik tarafta bunları söyledim. IoT tarafı Blockchain, Digital Twin, dijital ikizlere örnekler vereceğim. Otonom araçlar tarafında bunlar da ayrı derin konular açıkçası. Mümkün olduğunca aralara serpiştirmeye çalışırım. Data, real time işlemler yapmanız gereken bazı süreçler var. Mesela yapay zekanın ya da herhangi bir hesaplamanın fabrika ortamında gerçek zamanlı olması gerekiyor. Real time de ikiye ayrılıyor. Birincisi RTOS dediğimiz gerçek zamanlı işletim sistemleri çalışmaları. Bunu açıkçası yazılımcılar bile karıştırabiliyor. Gerçek zamanlı işletim sistemiyle gerçek zamanlı uygulamalar tarafı ya da verinin mesela gerçek zamanlı işlenmesi gibi. Bunlar birbirinden farklı konular ama ikisi de akıllı fabrika tarafında gerekiyor. Augmentation tarafında Simulation, R, VR ve Mixed Reality dediğimiz çalışmalar var. Augmentation aslında genel verdiğim bir konsept isim buna. Mesela simülasyonlar yıllardır kullanılıyordu. Yeni bir şey değil. Savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde daha birçok konuda kullanılıyordu bunlar. Havacılıkta vesaire gibi. Ya da sağlık alanında. Ama R, VR, Mixed Reality'de R ile VR'ın birleşimi biraz daha fiziksel ortama ayak uydurmuş hali diyelim. Bunların genel konsept ismine de augmentation diyoruz. Bunlar çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Birkaç örnek vermeye çalışırım daha sonra. 3D printing artık bu daha böyle magazinsel bir hale geldiği için çok fazla örnek duymuşsunuz, görmüşsünüzdür. Ama ben bir tane göstereceğim daha sonra. Akıllı sensörler aslında sensör teknolojisi de bizim kullanacağımız akıllı fabrikalar tarafından çok ciddi gereksinim olan şey. İnsansız teknolojiler için geliştirilmiş özel sensörler henüz olmasa da açıkçası bu yavaş yavaş gelişen bir sektör. Akıllı sensör dediğimiz taraf. Ama önümüzdeki dönemlerde bu taraf daha fazla gelire dönüştükçe, daha fazla siz ürün üretip teknoloji ürettikçe bu taraflarda geliştirilen sensörler de artacaktır mutlaka. Human-machine interfaces, bunu geçiyorum. Bu aslında biraz zihin kontrollü sistem yönetimi diyebiliriz. Zihninizden okunan frekansların aslında komutlara dönüştürülmesi. Bunu birçok amaçla kullanabiliyoruz ama şu an biraz daha ekstrem bir konu gibi durabilir Endüstri 4 içerisinde. Wearable, giyilebilir teknolojiler tarafında giyilebilir robotik çalışmaları özellikle çok kritik. Ve bunlara da bir tane görsel göstereceğim. Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve güvenlik tarafı. Şu güvenlikle özel olarak ilgilenmeniz gerekiyor, onu söyleyebilirim. Daha çok bunu herkesin yapması gerekecek. Geçiyorum. Cloud tarafta teknolojik konseptler sözlüğü diye küçük bir şey oluşturdum. Bunlardan örnekler vereyim. Bunlara yabancı olanlarınız da vardır. Birçoğunu bilenleriniz de vardır. Haptik robotik sistemlere sahip üretim fabrikadan rastlamış. Tam olarak ne üretim ve alt özelliklerini söylerseniz ben ona göre bir yorum yapabilirim. Bu teknoloji konseptlerini
Birkaç örnek vereceğim. SaaS bu yıllardır aslında olduğu için biraz daha bilinen bir şeydir diyebilirim. Diğeri Infrastructure as a Services dediğimiz, bir başkası Platform as a Services. Bunlar mesela özellikle akıllı tarafta, akıllı fabrikalar tarafında geliştirmeniz gereken binlerce alt çözüm var. Bu alt ürünleri hepsini herkes geliştiremez. Hatta büyüklerde, yani büyük firmalar için özellikle söyleyebileceğim bir şey vardır. Onlar daha performanslı, maddi ve uğraş olarak daha performanslı, verimli olduğu için bazı çözümleri kendileri yapabilecek olsa bile yapmazlar. Bunları dışarıdan SaaS modeliyle satın alırlar. Bir yazılım servisi olarak satın alır, onu sadece içeride kullanır. Ya da API entegrasyonu yaparlar yazılımlar arasında, dışarıdan aldığı serviste kendi iç sistemler arasında. Onun, o SaaS platformunun kendilerine getireceği sorumluluğu ve teknik sorunları göğüslemek istemezler. Bu gayet mantıklı bir yaklaşım. Ama biraz daha küçüldükçe bu bakış açısı da değişiyor açıkçası. Böyle bakmamaya başlıyor firmalar. Yani onu da biz geliştirelim, bunu da biz yapalım falan durumu olabiliyor. Halbuki diyelim ki İK alanında bir işim var benim, kendi girişimim olarak. Bu İK alanındaki çalışmaları, ben İK uzmanı değilim. Kendi firmamda da diyelim ki çok, belki 20 yıllık bir İK tecrübesi olan ve kendini çok geliştirmiş birisi yok mesela, ama bu alandaki birisi o yazılımı geliştirmiş olabilir girişim olarak. Ben onu kullanmalıyım. Çünkü ben onu onun gibi bilmek zorunda değilim. O benim işim değil. Ben diyelim ki otomobil üretiyorum mesela. Bunun gibi yaklaşımlar. Biz buna SaaS olarak aslında ne kadar kullanırsan o kadar öde, kullandığın kadar öde mantığında bir online yazılım kiralama yöntemi diyoruz. Infrastructure, bunlar daha çok altyapı hizmetlerinin servis olarak sunulması. Platformda o altyapılar üzerindeki yazılımların, yazılım teknolojilerinin servis olarak sunulması. Belki RAS'ı duymamış olabilirsiniz. Bu üzerinde çalıştığımız bir altyapı. Aslında akıllı fabrikalar tarafından kullanmak zorunda olduğumuz alt gereksinimlerden bir tanesi. Mesela fabrikalarda robotlar olacak diyoruz. Ama bu robotları nasıl yöneteceksin? Normal bir IoT cihaz gibi yönetemiyorsun onları. Real time olarak bunları, sürecini yönetebileceğin, onların çalışmalarını yönetebileceğin bir mimari gerekiyor. Bunu da genel olarak robotics as a services diyoruz. Robotları cloud tarafındaki yazılımlarla yönetebilmek, onların iletişim ortamını kurmak, güvenliğini, yönetimini, görevlerini vesaire belirleyip bunu kendi aralarında bir iletişimi cloud üzerinden yapabilmelerini sağlamak. Function as a Services, FaaS. Bu farklı bir konu. Oraya girmeyeceğim şimdi. Ama basit anlamda bir tane kod yazıp, mesela bir function, bu yazılımsal teknik bir konu. Bir kod yazıp onun direkt kod olarak cloud'da bir yere atıp onu bir fonksiyon olarak çalıştırıp işini yapmasını sağlayacak bir altyapı aslında. Bir diğer FaaS da, ikisi de aynı. Bunların şu listeyi gördüğünüzde, alttaki daha fazlası kısmındaki listeyi gördüğünüzde anlayacaksınız. Bir tane terim birden fazla amaçlı kullanılabiliyor. Mesela FaaS şu anki konumuzda Factor as a Services olarak da kullanılır. Bildiğimiz, başta da konuştuğumuz mesela aslında. MLIS, artık nasıl okunuyor ben de bilmiyorum ama Machine Learning as a Services. Bunu özellikle geliştirdiğimiz core içerisinde var ve araştırmanızı tavsiye ederim. Şöyle, aslında normal yazılım süreciyle yapay zekanın deployment dediğimiz, onu yayına alma süreci arasında ciddi bir fark var. Mesela normal bir yazılımı SaaS modeliyle Software as a Services diyerek bir kiralama altyapısına götürüp onu yayınlayabilirsiniz. Kendi geliştirdiğiniz bir şeyden bahsediyorum. Bu normal. Ama Machine Learning, yani Deep Learning de diyebilirsiniz. Deep Learning, Machine Learning'in bir alt parçası. Bunun içerisindeki deployment süreçleri ve
donanımsal ve computational power dediğimiz o hesaplama gücü, yeteneği, bunun yönetilmesi çok farklı. Mesela diyelim ki bir tane resim üzerinde işleme yapıyorsunuz ya da yapmanız gerekiyor. Resim üzerinde anlamlandırma yapacaksınız. Bu normal HTTP request gibi ele alınabilecek bir süreç değil. O resim sunucu tarafına geldiğinde arka tarafta ciddi bir GPU işleyecek mesela. GPU üzerinde çalışması, hesaplama yapması gerekiyor. Ve bunun dengelenmesi gerekiyor. Orada modelin yayınlanması gerekiyor. Veri seti, şu bu vesaire tonla farklı süreç var. O yüzden Machine Learning as a Service normal SaaS'tan biraz daha farklı diyebilirim. Ama temel olarak bir yapay zeka modelinin servis olarak cloud'a atılıp ya da kendi web hostunuza atılıp diyelim, oradan hizmet vermesini, ücretli ücretsiz hizmet vermesini sağlamak. Machine Learning as a Service, bu da tahmin edersiniz üretimle alakalı bir şey. DB, diğeri de Analytic as a Service, tahmin edersiniz metinle, veriyle alakalı bir şey. Veri analizi servislerini, onların algoritmalarını servis olarak sunmak. Database as a Service, yine tahmin edersiniz bu yıllardır var. Veri tabanı hizmetlerinin servis olarak sunulması. Ve IoT tarafında bu çalışmaların yapılması diyebiliriz. Buraya kadar sorunuz var mı? Son 34 dakika mesajı gelmiş, uyarılar. Peki o zaman... Devam ediyorum. Dijital ikiz biraz daha böyle anlaşılması zor olan bir şey olduğu için örnekle göstermek istedim bazılarını. Hepsini değil. Birkaç tanesi için böyle yapıyorum. Mesela bu Autodesk'in ürettiği Forge Test, Forge sistemi diyelim. Onun üzerinde şöyle söyleyelim. Sizin bir fabrikanızda herhangi bir şey var. Herhangi bir makine olabilir. Fabrikanın tamamı olabilir. Bir bina olabilir. Bir herhangi bir tren istasyonu olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Bunun dijital bir kopyasının oluşturulması ve bu kopya üzerinde gerçekmiş gibi dinamik olarak veri testlerinin yapılabilmesi diyelim. Şöyle mesela Autodesk'in Forge üzerinde şöyle bir şey yaptığınızı düşünün. Bir tane motor üretiyorsunuz ve bu motorun da bütün testlerini ya fiziksel ortamda yapacaksınız ya da gerçekten fiziksel ortamın bir kopyasıymış gibi bir ortam gerekiyor size. O zaman böyle bir model geliştirip, bir dijital kopyasını geliştirip bütün algoritmalarınızı orada test edebilirsiniz. Ya da dijital ikizin diğer bir faydası da, diyelim ki gerçek ortamda böyle fiziksel bir herhangi bir donanımınız var, fabrika diyelim buna, fabrikanız var, bunun dijital kopyası üzerinde siz gerçekleşebilecek olası hataları, olası mesela bakım zamanlarını vesaire ya da sorunları o kopya üzerinde rahatlıkla simüle edebilirsiniz, görebilirsiniz. Sonrasında müdahale etmeniz gerektiğinde o simülasyona yani dijital ikize müdahale edip onun sonuçlarını da test sonucu olarak alabilirsiniz. Bu sayede donanıma zarar vermemiş olursunuz. Bu da mesela daha genel fiziksel bir örnek. Mekansal bir örnek. Aynı şekilde. Digital twin dediğimiz bu. Otonom araçlar tarafında bu gene çok derin bir konu. Dediğim gibi bir fabrikanın içerisinden tutun. Bir havalimanının içerisinde insansız olarak mesela yük ya yani yük eşya ya da insan taşıma, canlı taşıma süreçlerini yöneten robotik çalışmalar da olabilir. Bu ekranda gördüğünüz daha çok fabrika tarafındaki karşılığı. Biraz daha ağır yükleri taşımak için kullanılan. Ama bunun sokaklarda olan versiyonları da var. Büyükleri de var, küçükleri de var. Bu mesela aslında Amazon'dan dolayı herkesin duyduğu robot çalışmalarından bazıları diyelim. Kendi kendine bazı süreçleri, mesela taşıma süreçlerini, yük taşımalarını, kargo, getir, götür işlemlerini falan otomatik olarak yapabilen mini robotlar bunlar. Ya da mesela tamamen mining işinde çalışan, madenciliği otomatikleştiren
robotlar. Bunlar kullanılıyor bu arada. Bunlar olacak şeyler değil, olan şeyler artık. Mini robotlardan ürettik biz Murat Dereli. Hayırlı olsun. Bana bilgi verebilirsen, aslında bu arada onu söyleyeyim. Yani burada çok çok farklı kişiler var. Biz birlikte birçok farklı çalışmalarda bulunmak istiyoruz. Ama yani sektörden herkesi tanıyamayız tabii ki. O yüzden bir işbirliği de yapabiliriz. Fikir alışverişi yapmak istiyorum. Intralojistik sistemleri. Süper. Bana mail atarsınız. Daha sonra. Ya da LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Otonomizasyon diyebilirsiniz ki bazı süreçleri insanlar yapacak. Bunu değiştiremezsiniz. Teknoloji değiştiremez, robotlar değiştiremez falan ama değişiyor gördüğünüz gibi. Otonom işlemleri işte Boston Dynamics'in geliştirdiği Handle robotu mesela bu aslında. Mesela taşıma işlemlerini rahatlıkla yapabiliyor. Yani şu süreçlerde mesela işsiz kalınacaksa, kalınmalı mesela bu insani bir iş değil aslında. Yani robotik sürekli ağır yük taşıyorsun ve robotik bir şeyi öğrenmeden yapıyorsun bu süreci. Onu bir şeyi kaldır, öbür tarafa götür. İnsan bundan daha değerli. Mesela augmentation tarafında AR, VR, Mixed Reality dediğimiz çalışmalarda bir örnek. Özellikle de GIF koymaya çalıştım çünkü bunlar bu şekilde anlatılabiliyor. Mesela fiziksel ortamda tabii gözünüzde bir gözlük var. Fiziksel ortamdaki bir simülasyonu size gerçekmiş gibi, daha gerçek bir şekilde gösterebilecek yazılımların geliştirilmesi. 3D çalışmalarıyla yapılıyor. 3D programlama aslında teorik olarak. Bu arada hologram teknolojisini falan da araştırabilirsiniz. Onunla ilgili de bazı çalışmalar var. Ama bunu şöyle düşünün. Bir fabrikanızda mesela, ki onunla ilgili örnekler de var. Araştırırsınız, göreceksiniz. Fabrikanızda bir eğitim ya da öğrenme süreci bu tür yazılımlarla yapmak. Mesela şu da bir örnek olabilir sizin için. Gözünüzde gözlük var. Gerçekten sanal bir dünyadaymış gibi o ortamı kullanabiliyorsunuz. Fiziksel dünyayı sanal bir dünyaymış gibi, bilgisayarmış gibi kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. İstediğiniz veriye ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Mesela aracın rengini siyahtan kırmızı yap. Diyebilirsiniz bunu sanal dünyada. Siz gözünüzdeki gözlükle bunu görebilirsiniz. Gerçek dünyada bir karşılığı yok tabii ki. Bunlar yapılabilir. Printing tarafında ciddi çalışmalar var. Bunları tahmin edersiniz. Giyilebilir teknolojiler. Bu tabii ki LG'nin ürettiği vücut destek sistemini gösterdim burada. Ve çalışmalar. Blockchain tarafın şöyle diyeyim. Bunu makaleyi okumanız için size özel bir makale verdim. Hani sunum vesaire içeren bir makale. Onu incelemenizi öneririm merak ediyorsanız. Çünkü gerçekten derin bir konu ve bunun detaylarını anlatamam şu an. Ama çok bildiğimiz bir şey vardır mesela. İşte Bitcoin mesela. Bitcoin neyse bunun temelindeki o altı çekirdek dediğim şey aslında blockchain'dir. Mesela bizim gibi teknik kişileri daha çok sevindiren kısım blockchain algoritma yapısı oldu. Bitcoin'den çok biz blockchain tarafıyla daha çok ilgileniyoruz diyebiliriz. Bunun mantığıyla daha çok ilgileniyoruz. Ve asıl değişim yapacak olan o. Her ne kadar Bitcoin ile ilgili çok konuşulsa da, yani o gelip geçici bir şey ama arka tarafta blockchain ile alakalı çok fazla şey yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor diyebilirim rahatlıkla. Özetlemek gerekirse, hani tekniğe hakim ama blockchain'i bilmeyenler için centralized, decentralized ve distributed diye birden fazla mimarimiz var. Ve bunlardan blockchain'i tanımlayan kısmı decentralized dediğimiz. Aslında merkeziyetsiz diyebiliriz. Mesela ben bir web sitesi geliştirdim. Herhangi bir yazılım geliştirdim. Microsoft ölçeğinde de olabilir bu. Yani bir Hotmail'dan da bahsediyor olabiliriz. Bunların database'i sonuçta bizim gibi yazılımcıların elinde.
Siz bütün işlemlerinizi orada yapıyorsunuz ve merkezi bazı serverları, warehouse'ları falan var. Centralized olarak oralarda duruyor. Ama decentralized'da bu böyle değil. Sizin o altyapınız dünyanın her yerinde farklı farklı, birbirinden tamamen bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından host ediliyor. Aslında bağımsız bir şekilde ve verinin her bir kopyası farklı farklı yerlerde şifreli bir şekilde tutuluyor. Şifreli olarak. O yüzden daha güvenlidir diyebilirim özet olarak. Bu da nasıl çalıştığını anlatan bir görsel. Transaction ve ortada bahsettiğim o farklı farklı nodlar var. Bunlar ana blockchain network'üne bağlı. Ama merkezi bir sistem değil. Herkes kendi cumhuriyetinin cumhurbaşkanı diyebilirim burada özet olarak. Bunu araştırmanızı öneririm mutlaka. Endüstri 4'e dönecek olursak 3 tane temel süreç var. Fizikselden dijitale, dijitalden dijitale ya da dijitalden tekrar fiziksel dünyaya. Ve mekanik ortamdan dijital ortama veri aktarmak. Fizikselden dijitale dediğimiz şey. Mekanik ortam ne? Mesela sizin fabrikanız diyelim. Fabrikanızda herhangi bir makine, herhangi bir teçhizat, herhangi bir şey, bilgisayar olabilir vesaire. Buradan aslında mekanik olan bir ortamdan sensörlerle şu ya da bu şekilde farklı yöntemlerle veriler alarak bunların geliştirdiğiniz o veri havuzlarına, dijital ortamlara aktarılmasını sağlamak. Mesela sizin doküman dediğiniz şey eğer bir kağıtsa bunun size aslında bir faydası olmayacak dijital dönüşüm tarafından. Oradaki bütün verilerin dijital çalışmalara katkısı olması için öncelikle sizin veri tabanınız olması gerekiyor dijital olarak. O yüzden bunların aktarılması da olabilir mesela. Dijitalden dijitale dediğimizde dijitale aktarılan verinin yapay zeka algoritmasına aktarılması ya da üzerinde yapay zeka algoritmasının uygulanması diyebiliriz. Sonrasında da en nihayetinde dijitalden tekrar fiziksele yapılan çalışmalar, yapay zeka ve analizler ile dijital veriden üretilen verinin tekrar fiziksel ortam olan fabrikadaki alt teknolojilere bir komut olarak üretilmesi. Bu bir robot da olabilir mesela. Diyelim belli kanallardan verileri aldınız, algoritmalarda işlediniz. Sonrasında robota dediniz ki şunu al, buradan kaldır, öbür tarafa koy gibi mesela. Chat'e bakıyorum. Ne tarz verileri toplamamız gerekiyor üretim alanımızdan? İşte zor bir soru. Şöyle özetliyorum ben. Hatta bunu slide'ın ilerisinde söyledim. Veriye dönüşmemiş hiçbir şeyiniz olmaması gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde ilerleyerek anlatayım ben. I-40 projesinden önce şu an en önemli kısımlardan birine geldik aslında o rehber diyebileceğimiz kısma. I-40 projesi de bildiğimiz Endüstri 4.0'a kısa adıydı hatırlarsınız. Bundan önce şirket dönüşümü hazır mı? Hani rehber diyoruz ya. Mesela önce neler yapmam lazım? Genel altyapı hazır mı? Güç kaynağı, internet, yer, ulaşım, ısıtma, soğutma, tedarik vesaire aklınıza gelebilecek bütün altyapı. Temel altyapı ama yani şu ana kadar zaten temiz olması gereken bir şey. Yani suyunuz kesikse havuz yapamazsınız gibi bir şey. Su zaten olması gereken bir şeydi. Bunun gibi altyapıları oluşturdunuz mu? Bunları bakıyoruz ve emin olun bunlar mesela siz güç kaynağına bir tane UPS'iniz yok diyelim mesela. Bunun üzerine istediğiniz kadar iyi yazılımcınız olsun bir tane altyapı geliştiremezsiniz. Çünkü en ufak kesinti internet gider, kesinti olur vesaire derken zaten yazılım çalışmayacak. Geçiyorum bunları o yüzden. Dönüşüm için yönetici seviyesinde istek, motivasyon ve destek var mı? Yönetim desteği yoksa dönüşüm mümkün olmuyor maalesef. Bunlar açıkçası kişisel tecrübelerim. Soruları en sona alayım bu konuyla alakalı. Çünkü detay gereken sorular geliyor bazen. Belki de cevaplarım şu an bunun içerisinde. O yüzden şimdi onu cevaplamayayım. Yönetici seviyesinde destek şöyle. Yönetici ya da
patron diyebileceğimiz ya da üst düzey yönetici vesaire, bunlar böyle bir dönüşümde kendileri lokomotif değilse ya da siz bir şekilde çalışan olarak fikrinizi verdiniz, kabul ettiler. Onlar kendi fikriymiş gibi bunu savunup bunun öncülüğünü yapmazlarsa bu dönüşüm olmayacaktır diyebilirim. Sizin yapabileceğiniz, yani normal çalışanın ya da alt yöneticinin yapabileceği bir şey değil bu. Genel bir şey gerekiyor. Yani bununla ilgili yaşadığımız çok fazla şey var. Hani diyorum ya, her seferinde her başlıkta farklı tecrübelerimiz var. Onları anlatmaya çalışıyorum. Kendi tecrübelerimizden. Emin olun bu böyle. Personeller dönüşüme hazır mı? Dönüşüm konusunda istekli olmayan personel ile yürütülemez. İkna ya da yeniden konumlandırma olabilir. Mesela siz karar verdiniz, belli bir süreç yapılacak ama bazı çalışanlarınız ayak diretecektir. Ben hatırlıyorum, yani bir ay gece gündüz yazdığım bir projeyi bir yıl boyunca kullanmamak için neler yapıldı yani. Mesela bir yönetici tarafından. Yani sadece o algoritmaların otomatik çalışmasını istemiyor. Öyle diyeyim ben size. Bu finansal alanda olabilir, bu başka bir alanda olabilir vesaire. Siz yazarsınız ama bir yıl boyunca kullanmamak için elinden geleni yapar. Üst düzey yöneticilerden bahsediyorum. Normal çalışanlar, genelde normal çalışanlar tarafında hep destek olundu açıkçası. Onlar daha istekli oluyorlar ama üst düzey yönetim tarafında farklı farklı sıkıntılar olabiliyor. Hayal kurmak önemlidir fakat hayalleri gerçekleştirmek için gerçekçi yöneticiler dönüşümü yönetmelidir. Çünkü elinizdeki kaynaklarla, hani hayallerle gerçekler kısmını net olarak bir cetvel gibi önünüzde tutabilmeniz gerekiyor. O yüzden bu önemli. Hayalperest olmak ile gerçekçi olmak arasında bir orta noktada bulmak gerekiyor. Dijitalleşmenin temel gereksinimleri hazır mı? Bunlar daha önce de söylediğim gibi, düzgün çalışan web siteniz yoksa, e-ticaret siteniz eğer lazımsa, üretim yapıyorsanız, bir şey satıyorsanız, bunlar sosyal medya çalışmaları. Bunlar artık işin ABC'si. E-fatura, e-imza, temel ERP ya da CRM gibi sistemler. Bunlar zaten şu ana kadar olması gereken bir şeydi. Hani İstanbul'da oturup diyelim ki İETT kullanıyorsanız eğer, cebinizde kart olması gibi bir şey bunlar. Mali durum buna uygun mu? Her dönüşüm masraflı olur ve bu da olacaktır. Hayal edilen noktaya ulaşmak için yeterli mali kaynak var mı? Yoksa planınız nedir? Eğer mali kaynak yok ise dönüşüm süreci yarıda kalabilir ve bu başarısızlık her şeyi eskisinden daha kötüye götürebilir. Gördüm bunları. Çoğu şirket doğru planlamamış dönüşüm süreçleri nedeniyle batabilir. Batabiliyor da. Planlı, disiplinli ve süreci ciddi şekilde yönetmeli. Yani özet olarak söyleyeyim ben size. Eğer bir bankaya borcunuzu nasıl planlı, disiplinli bir şekilde yönetiyorsanız, Endüstri 4 dönüşümünü de o disiplinle yönetmezseniz kaybedersiniz diyebilirim. Ciddiyet ve disiplin aynı ikisinde de. Endüstri 4 strateji ön haritası oluşturma. Şimdi bir sonraki rehber kısmına geçelim. Öncelikle nerede olman gerektiğini belirlemekle alakalı bir çalışma yapmak gerekiyor. Nerede olmak istiyorsun? Ama gerçekçi olmak, dediğim gibi ayakları yere basması gerekiyor bu planların. Ve ondan öncesinde de tabii ki sürekli bir araştırma, öğrenme süreci olması gerekiyor. Çünkü nerede olman gerektiğini ve bütün rehberi oluşturabilmek için bilgi birikimi gerekiyor. Bu çalışanlarınız olabilir, bilgiliyse, bu alanlarda bilgiliyse. Mesela diyelim ki Endüstri 4 girişimi içerisinde, yani sizin dönüşümünüz içerisinde elektronikle alakalı ya da robotikle alakalı bir şey var. Ve sizde de robotik alanında gerçekten çok tecrübeli, çok bilgili kişiler var. Süper bir şey. Onları da dahil ederek, onlarla da iletişim içerisinde olarak bunları belirlemek. Gerçi sizin düşüncelerinizle bunun teknik karşılığının gerçek olup olmadığını bilerek yapmak gerekiyor. Ve nerede olman gerektiğini, diyelim ki şu an A noktasındasınız ama siz C noktasında olmak istiyorsunuz. Ne zaman? Örneğin bir yıl içerisinde. Bu noktayı belirliyoruz. Sonrasında şu an neredesin? Şu an gerçekten A noktasında mısın? Maddi, teknik, bilgi birikimi, şu, bu vesaire, ekip olarak her konuda orada mısın gerçekten? Nerede olduğunu da belirlemek gerekiyor.
Sonrasında da nerede olduğun ve olmak istediğin yer arasındaki mesafe ve eksikleri belirlemek gerekiyor. Bu eksikleri göz önünde bulundurarak net hedefler belirlemek. Ama hayalperest olmak değil, net hedefler belirlemek. Adımları oluşturman gerekiyor çünkü. Kendiliğinden olmayacak bunlar. Bu hedefler arasından işletmenin değerini ve işlevselliğini en çok artıracak olanları ön plana çıkarmak. Bu yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da genelde böyle marka oluşturmak gözüyle bakılıyor bu tür şeylere. Ya da reklam yapma gözüyle bakılıyor. Yani gerçekten milyonlarca dolar yatırılıyor ama sadece reklam amaçlı şeylere yatırılıyor. Halbuki bunu zaten alt teknolojilere yatırılsa, bu odak noktası bu olsa, bu kaynak alt teknolojilere yatırılsa, enerji oralara ayrılsa zaten marka olacaksın. Hani reklam yapmadan başkaları senin yerine reklam yapıyor olacak gibi. Bunu bence doğru planlamak. Bu hedeflerin genel strateji planı ve hedef öngörüsü ile uyumluluğu üzerinde kontrol yapılması. Peki, chat'e baktım şöyle. Bir deneme projesi belirlememiz gerekiyor. Bu projede öncelikle tüm sorunları tek seferde çözemeyeceğimizi bilmek gerekiyor. Yani bir anda insansız bir fabrika yapamayacaksınız. Otonom fabrika olmayacak. 1000 tane sorunla uğraşmanız gerekecek. Bu gerçek. Gerçek hayat böyle. Öncelikle küçük ve kolay bir küçük parça oluşturmanız gerekiyor. Mesela bu şöyle olabilir. Diyelim ki 15 tane makineniz var. 15 tane makine ve onun çevre etkisiyle bütün fabrikayı dönüştürmekle uğraşmamanız gerekiyor. Sizin hedefiniz bir tane makine olması lazım. Mesela o makineye odaklanmanız lazım. Sizin çalışanınız sınırlı olabilir, sınırlı olabilir, kaynaklarınız sınırlı olabilir, altyapınız şu bu, ama bir taneyi hedef belirlersiniz. Herkesin motivasyonu, odağı orası olur ve onun üzerinde çalışırsınız. Sonra isterseniz 100 tane makineniz olsun. O bir makinede yaptığınız bütün çalışma, denemeler o 100 taneye uygulanabiliyor olacak. O yüzden hedefi daralt, bir taneye odaklan. Onu çalıştır. Bu test projesinde elde edilen başarı, o bir makine diyelim, sonrakileriyle motivasyon ve sonrakiler için motivasyon ve referans noktası olacaktır sizin için. Onda başarısız olursanız 100 tane de bunu yapamayacağınızdan emin olursunuz. Ama onu yaparsanız artık ben bütün altyapıyı değiştirebilirim diyebilirsiniz. Ve bu deneme projesi, mesela o bir makine, Endüstri 4 için gerekli ürün, ham madde, müşteri vesaire, bu süreçle alakalı her şeyi içeriyor olmalı. Yani ona ayrı bir fabrika gözüyle bakmanız lazım. O tek bir makine bile olsa. Ayrı bir fabrika. Ben onda mesela ham madde, şu bu vesaire her şeyi A'dan Z'ye bir konsept olarak planlayıp o şekilde modellemeliyim diye düşünmeniz lazım. Ve kesinlikle yalnız hareket etmemeniz lazım. Şirket dışından o konuda uzman olan kişi ya da kurumlarla çalışmanız lazım. Burada özellikle o işle ilgilenmiş kişiler, gerçekten eli ne deniyor? Eli çamura değmiş kişiler diyelim. Hani dışarıdan bakan, teorisini bilen kişilerden bahsetmiyorum ama o konuda mutlaka birileri bir şeyler yapmıştır. Onları bulmanız ve onlarla dışarıdan danışmanlık ya da bir şekilde süreci yönetmenizi tavsiye ederim. Bu projedeki her adım, sorun, çözüm ve hatalardan oluşan bir veri havuzu oluşturmak. Dedik ki 100 tane makineniz var ama bir taneye odaklandınız. O bir taneyi öyle bir deney ortamına getireceksiniz ki onunla ilgili herhangi bir sohbet bile, kendi aranızda yapacağınız sohbet bile veri olarak tutulması lazım. Yani yaptığınız her adım, her işlem. Onun elektronik, mekanik aksamından bahsetmiyorum. Onlar zaten olması lazım. Yani hava sıcaklığını bile kaydedin. Ben fiziksel ortamlarda bu tür şeyleri de tutarım mesela. İşte şu tarihte, şu saatte, şu gün, şu saatte hava sıcaklığı neydi? Onun, çünkü performans değerlemesi yaparken mesela A makinesiyle B makinesini arada bir fark oluyor diyelim. İkisine de aynı elektriği veriyorsun ama farklı olabiliyor. Çünkü birisi bir gün önce çalışmış, öbürü bir gün sonra çalışmış gibi mesela. Ya da birisi fabrikanın
bir köşesindeymiş, öbürü başka bir köşesindeymiş. Orada nem varmış. Mesela sen bunu sensörlerle nemin oranını tutmadığında o nemin işte makineye vereceği X, Y, Z farkını tahmin edemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Sen o veriyi bilmiyorsun. Arada karşılaştırabileceğin bir şey yok. Gibi. Mikrofon soruyorlar. Bana mı bu? Bir soru geldi ama. Devam ediyorum. İhtiyacın olan yetenekleri tanımla ve deneme projesini bu arada sonlarına geliyorum artık. Yetenekleri tanımlamak, deneme projesinin sonuçlarından oluşan verileri analiz etmek. Burası en önemli kısım. Yani sizin üzerinde çalıştığınız sorun neyse o alandaki uzmanlarla bunu yapmanız lazım. Yani tekstil alanında çalışıyorsanız doğal olarak sadece iyi bir yapay zekacının ya da makinecinin, elektronikçinin olmaması gerekiyor. O tekstille alakalı uzmanların olması lazım ve bunların analiz edilmesi lazım birlikte. Ve bu başarıyı nasıl genele yayabileceğin üzerine de yine bir strateji planı oluşturman lazım. Bu planı genele yaymak için hangi yeteneklere ihtiyacın var? Bu yetenekte personel yoksa bu sorunu nasıl çözeceksin? Yani o bir makineyi diyelim odaklanarak çözmeye çalıştın ama nitelikli personel sorunu yaşadın. Onları nasıl aştın ya da aşabildin mi? Ya da nasıl aşacağını planlıyorsun? Vesaire gibi. Bunları planlamak. Bu planı genele yaymak için hangi teknolojiye ihtiyacın var? Mesela az önce bahsettiğim tonla farklı teknoloji var. Bunlarda genel kültür sahibi olmak sizin artık şu an mesela uzman olmasanız bile o konuların ihtiyacınız olduğunda böyle bir şeyin olduğunu biliyor olmanız yeterli olacak. Ama tabii ki bunun katlanarak çok daha fazla artırılması gerekiyor. Mesela daha fazlası gerekiyor genel kültür olarak. Ben 1,5 saatte bir kısmını anlatabiliyorum. Ve bunları ciddi oranda ciddi şekilde araştırmanız gerekiyor. Ve bu teknolojilerin en uygun maliyet ile elde edilme planı nedir? Var mı böyle bir çalışmanız? Bilmiyorsan mutlaka bir bilen vardır diyoruz burada. O bilen kişilerden oluşan çalışmaları özellikle yapmaya çalışıyoruz biz de. Mesela Deep Lab University dediğim şey o. Aslında biz sadece altyapısını geliştiriyoruz. Bize bir getirisi yok. Sadece sektörde bu bilgileri oluşturmaya çalışıyoruz gibi. Veri analizinde uzmanlaşmak. Burası az önce bir soru vardı. Şöyle de döneyim chat'e. Araya birisi giriyor. Bir beyefendinin sesi giriyor. Peki. Az önce bir soru gelmişti veriyle alakalı. Ya bunun üzerine çok ciddi konuşmak gerekiyor gerçekten. Ama şöyle diyeyim. Veri bir fabrika için elektriktir. Buna o önemi vererek yaklaşırsan, elektriğe nasıl her şeyle ilgilenerek, bakımını yaparak, uğraşarak, değer vererek sorunlarını çözüyorsun. Veriye de o değeri verirsin. Veri, geleceği öngörebilmek için gereken bir araç. O üründen onu ürünün daha iyi analiz etmeli sağlamak için kullanacaksın. Ve az önce bahsettiğim gibi mesela makineler diyelim ki nem oranı. Şimdi basit anlamda basit bir şeyden bahsediyorum. Nemi tutacağın bir sensör. Ama farklı farklı noktalarda. Ya da mesela bir makinenin diyelim herhangi bir şeyin bir sürecin bu fiziksel bir süreç olabilir. Bunu örneğin computer vision'la bir kamera üzerinden izleyip onun görüntülerini kaydedip o görüntüler üzerinde görüntü işleme yapmak ve anlam çıkarmaya çalışmak deep learning'le mesela. Ya da birçok sorun var aslında teknik tarafta çözülmesi gereken. Bunların bazıları güvenlikle alakalı olabiliyor. Mesela biz dokümantasyon, aradaki mailleşmeler ve daha birçok sorunu aslında dijitale aktarıp bunlar arasında bile bir kurallar zinciri oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Gene başımıza gelen bir şey. Böyle orta ölçekli bir firmanın IT ekibinden birisi ulaştı ve
Açıkçası veri tabanını silmiş bu arkadaş. Ve bu sorunu nasıl çözebileceğimizi soruyordu. Danışmanlık istiyordu vesaire. Çünkü ertesi gün maaşlar dağıtılacaktı. Ama veri tabanını silmiş bu arkadaş. 300 tane çalışan var. Ve muhtemelen kovulacağını biliyor bu hatanın sonunda. Sorun şu, çözmeyi istedi ama açıkçası çözülebilecek bir altyapı yoktu. Çünkü daha önce yapması gerekenleri yapmamıştı. Mesela backup yoktu, differential backup yoktu, şu bu vesaire yedeklemeleri hiçbirisi yoktu. Basit bir hatayla veri tabanı silmiş. Mesela sizin aslında bu bahsettiğim şekilde veriye bir elektrik gibi davranmıyor olmanız bu bahsettiğim örnekten farklı bir şey değil. Çünkü bu bahsettiğim örnekte elindeki bir veriyi kaybetmenin acısı ama bu bahsettiğim mesela binlerce alabileceğiniz veriyi uygun veri tabanlarında, veri kaynaklarında toplamadan, onun üzerinde analiz yapacak bir ekip olmadan çalışıyor olmanız aslında tamamen gözü kapalı iş yapıyor olmak da aynı şey. Yani veri tabanınızı silmekten bir farkı yok. Sadece farkında değilsiniz diyelim. Dijital bir işletmeye dönüşmek. Bunları aralarda söyledim. Süreçleri otomatikleştirmek için bir kültür oluşturmak gerekiyor sizin işletmenizde. Bu kağıt, sözlü, mail, telefon ya da benzeri şekilde ilerleyen bütün süreçlerin aslında otomatikleştirilmesiyle alakalı. Bu bir şirket kültürü oluşmalı. Makine, teçhizat, personel ve işletme ile ilgili her bir parça veri bir havuzda toplanmalı. Bakın bu biraz veriyle uğraşmış kişilerin yapabileceği bir şey açıkçası. O yüzden yani yöneticinin, yani her yöneticinin, teknik olmayan yöneticinin ya da patronun ya da her çalışanın anlayacağı bir şey değil. Çünkü veri bakış açısı gerekiyor. Nereden hangi veriyi çıkartırım bakış açısı gerekiyor. O yüzden veri tarafında uzman birileriyle çalışmanız ya da öyle birilerini istihdam etmeniz gerekiyor. Ki o size geri bildirimler yapmalı ve şuradan şu şekilde veri alabiliriz diyebiliyor olması lazım. Onun değerini sonradan anlayacaksınız. Geri bildirimler, ürün, hizmet, müşteri, zaman, oran vesaire bunların her birinde farklı farklı veriler oluşuyor. Alt on binlerce, yüz binlerce veri oluşuyor farklı formatlarda. Bunların hepsinin kaydedilmesi herhangi bir şekilde olandan bahsediyorum. Telefonla geliyorsa telefonun sesini kaydet. Onu da transkrip ile tekste dönüştür. Mesela bu basit artık, çok basit bir şey. Yani yapılabilirlik olarak. Ondan sonra da hani biraz da tabii orta ve büyük ölçekli firmalardan bahsediyorum. NLP ile diyelim o metinler üzerinde anlam çıkartmasını sağla gibi. Yani çünkü sesten tekste dönüştürdüğün zaman orada metin karşına çıkıyor. Onun üzerinde de NLP algoritmalarıyla bir öğrenme süreci yapabilirsiniz. Bakın otomatikten bahsediyorum. Dönüşüm ve başarı da müşteriden daha önemli halka personeldir. Çalışanların tüm süreç, ürün, hizmet ve olası tüm düşünceleri dijital ve detaylı olarak kayıt edilmelidir. Çalışanların geri bildirimleri. Bunu anonim yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir altyapı geliştirmek çok zor değil. Hani küçük bir yazılım ekibiniz varsa bile yapabilirsiniz bunu. Çalışanlardan geri bildirim almak diyelim özet olarak. Bu iki başlıktaki geri bildirimlerde genel veri analiz süreçlerine dahil edilmelidir. Kesinlikle. Sorulara bakıyorum. Bittikten sonra döneceğim. Sorularınız varsa alayım ben oraya. Ve yeni iş alanları. Sonlara doğru geldik artık. Bitti bitiyor şu an. Bunlar benim tahminlerim. Daha fazlası da vardır muhtemelen. Ayrıca size yapay zeka ve blockchain ile ilgili iki tane link verdim. Benim blogumdan bakabilirsiniz. Onların da sonlarında aynı şekilde o alanlarda, sadece o alanlara özel çalışma ve iş alanları var. Onları da inceleyebilirsiniz. Video belgeseller falan var. Vesaire farklı tavsiyeler var. Onlara da bakabilirsiniz. Endüstriyel iş uygulama geliştirme. Bunu tahmin ederseniz aslında yeni bir şey değil. Yıllardır olan bir şey. Business app dediğimiz. Mesela ERP onlardan bir tanesidir. CRM vesaire gibi ama
daha çok endüstriyel veri odaklı çalışma daha katma değerli olacağı için o tarafta uzmanlık da ayrılacak diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Endüstriyel veri bilimi bu net olarak olacak diyebilirim. Veri bilimini de yapay zeka sunumunda anlatıyorum. Aslında machine learning artı domain bilgisidir. Mesela özetle söylemek gerekirse veri bilimi endüstri tarafından yetişmiş bir yazılımcının yapay zeka uygulamalarıyla, yapay zeka algoritmalarını endüstri odaklı sorunları çözmek için kullanması. Endüstriyel veri bilimi. Robot koordinatörlüğü, endüstriyel cloud computing, bu da ayrı bir çalışma alanı. Çünkü sektörel bilgi gerekiyor. IoT ve Industrial IoT çözüm mimarlığı ve IoT için DevOps. Bu bence net olarak gerekecek. Normal yazılımın DevOps süreçleriyle Developer Operations burada. Yapay zekanın DevOps'u farklıdır mesela. Yapay zekanın DevOps'cusuna biz Data Engineer diyoruz mesela. Veri mühendisi gibi. Giyilebilir teknoloji tasarımı, endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımı, endüstriyel artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik geliştirici olma, endüstriyel blockchain geliştirme, bu çok derin bir konu ve olacak diyorum. Endüstriyel veri güvenliği uzmanlığı, penetrasyon testi uzmanlığı bunun altında ya da o alanda endüstriyel veri güvenliği yazılımları geliştirmek. Çünkü normal bilgisayarlardan biraz daha farklı bir sektör. Ki bunlar da var zaten yıllardır. Yeni olan bir şey değil aslında. Mesela Ankara'da bazı arkadaşlarım işte SCADA sistemleri üzerine güvenlik yazılımları geliştiriyor. Mesela bunların bütün uzmanlığı o alanda aslında gibi. Endüstriyel veri tabanı uzmanlığı diyebilirim genel olarak. Ve birkaç tane link ekledim burada. Korona günlerini eğlenceli geçirmek için. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz daha teknik bir soru gelmiş. Öncelikle bakıyorum. Bana bunları mail olarak atabilir misin? Çünkü bunları cevaplarken uzatmak istemiyorum videoyu. Daha kısa sunumla alakalı sorular gelirse onları burada cevaplayayım. Ama uzun soruları burada cevaplamayayım. Zaman alır. Durmuş Çağlar Bektaş. Geç kaldın ama sen bayağı geç kaldın. Şu an kapatıyoruz. Tekrarlarsak bir iki saatte anlatmam lazım. Ben herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Son bir saat buradayım. Süper. Güzel. Bunların videosu da var bu arada. Seminerin videosu kaydedilecek. Onları alabilirsiniz. Herhalde paylaşıyor olabilirler. Arkadaşlar bilemiyorum ama size gelecektir diye tahmin ediyorum. Sunumu da aynı şekilde paylaşacağım. Evet, sunum kopyası paylaşılacak. Hatta blogumda makale olarak da açarım. Aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi. Blockchain ve yapay zeka. Oradan inceleyebilirsiniz. İki kişi el kaldırmış. Onlar direkt chatten sorabilir mi? Evinç Sütçü ve Selçuk Güleç. Yanlışlıkla mı oldu bilmiyorum ama öyle görünüyor şu an chatten baktığımda. Evet, ben teşekkür ederim. Şu an ekran karardı çünkü sunum bitti. Ahmet Bey.
Nexans Tuzla üretim ekibi. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler herkese.